İşletme Fakültesi 1997-98 ders yılında eğitim öğretime başladı. Şu anda 9 bölümde eğitim yapmaktayız. Bu bölümler şöyle: halkla ilişkiler ve reklamcılık, iktisat İngilizce ve Türkçe, işletme İngilizce ve Türkçe, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, turizm ve otelcilik, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik. Halen fakülte bölümlerinde okuyan öğrenci sayısı hazırlıkta 691, hazırlık dahil olmak üzere 831 öğrencimiz var. Fakülte 2001-2002 ders yılından beri mezun vermekte. Halen 12 yıldır mezun vermiş bulunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında saygın üniversitelerde kariyer yapmış hocalarımız var. Ayrıcalık olarak söyleyebileceğimiz. İşte donanımlı dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, geniş seçmeli ders programlarımız, sıklıkla güncellenen ve uygulanan müfredat programlarımız var. Ayrıca eğitim teknolojisinin yaygın şekilde kullanılması, tüm bölümlerdeki staj imkanının bulunması, uygulama merkezlerinin yaygınlığı, etkin danışmanlık sistemi, yan dal, çift dal program izleme olanakları, politik ekonomi doktora programı gibi benzer programlarda ayrıcalık olarak öne sürebileceğimiz özelliklerimiz var. Bütün bölümlerimiz için staj zorunlu. Bölümlere göre stajın süresi ve niteliği değişiyor. Fakat her bölüm için en az bir yıl staj zorunlu. Yurt dışı öğrenci değişimi imkanlarımız var. Gerek Avrupa ile gerek Amerika ile farklı bağlantılarımız söz konusu. Avrupa'dakilerden örnek olarak sayacak olursak Belçika, Finlandiya, İtalya, Polonya, Slovakya, Macaristan, yine başka üniversiteler olmak kaydıyla Polonya, İsviçre, Yunanistan gibi değişik ülkelerde öğrenci değişme bağlantılarımız var. Derslere devam zorunlu olduğu için eğitim sürdüğü dönemde öğrencilerimizin çalışması mümkün değil. Belki bazı istisnalar olabilir, turizm bölümü gibi. Fakültenin 9 ayrı bölümünde çalışma yerleri büyük değişiklikler gösterebiliyor. Örneğin özel kesimde, kamu kesiminde, uluslararası kuruluşlarda ve kendi kurdukları iş yerlerinde çalışabiliyor mezunlarımız. Kendi işini kuran ve orada iş yapan birçok öğrencimiz var. Öğrencilerimizin sınıf dışı etkinliklerinde genellikle lisans araştırmaları, lab olarak adlandırıyoruz. Çıkarttığımız gazete, dergiye, e-ticaret projeleri, ihracat ve lojistik simülasyon çalışmalarında eğitimini tamamlayacak sınıf dışı etkinliklere fırsat bulabiliyorlar.